Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i değerlendireceğiz. Chiliz Coin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları konuşacağız. Hem kısa vadede hem de arkadaşlar uzun vadede nerelere kadar gidebilir. Yani siz Chiliz'i bir diğer rallide elinizde tutacaksanız bir sonraki hedefiniz ne olmalı bunları konuşacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Chiliz açısından baktığımız zaman aslında şu 2 aralıkta gidip geldiğini görüyoruz. Ve Chiliz'in arkadaşlar şu aralığı yani 0.07 ve 0.09 dolar aralığı bence en güzel alanlar. Yani burada baktığımız zaman şu alanda biraz oyalanmıştık. Sonra burayı çok sert kırmıştık. Ve sonrasında yukarıya doğru sert hareketler gelmişti. Ve sonrasında burada yine düşüşlerimize baktığımız zaman bu 0.09 ve 0.07 aralığından bir dönüş yaşadığımızı görüyoruz ve bu aralığa birazdan baktığımız zaman da önemli destek hatlarının geldiğini söyleyebileceğiz. Peki direnç olarak nereyi görüyoruz derseniz de direnç olarak da aslında bu 24 ve 29 aralığı gerçekten önemli bir bölge. Çünkü bakın burada bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Kırıyoruz artık dirence dönüşüyor ve dirence dönüşüyor ve dirence dönüşüyor. Buradan sonrasında hep aşağı doğru geldik. Yani 29, 24 ve 29 aralığında birçok satıcının bulunduğunu da maalesef söylemem gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu aralığa dikkat etmemiz gerekiyor ee, bu aralık bizim direncimiz Ve dediğim gibi 0.07 ve 0.09 dolarda Çok önemli destek hatları olacaktır Hatta uzun vadede ben buralara alarm attım Geldiği anda yine değerlendirmeyi düşünüyorum açıkçası Sonrasında EMA ribbon'a bir bakalım arkadaşlar EMA ribbon açısından şöyle bir sıkıntımız var ee, Burada biraz mavi yaşamamışız o şu anda 0.160 seviyesinde görünüyor Ardından bir arkadaşlar burada istiren stopa bakmak istiyorum. Mesela istiren stopta aldayız. Mesela haftalığına bir bakalım. Haftalıkta mesela bakın çok güzel 0.09 doları bizlere gösteriyor ve e, buraya bir kez geldiğimizde destek almışız. Mesela ikinci kez gelsek ikili deyip oluşturma şansımız var arkadaşlar. Yani bu 0.09 dolar aralığı dediğim gibi çok önemli bir bölge bana kalırsa. Peki bir günlüğe geri dönelim. Hatta bakın Burada bir durum da var arkadaşlar Mesela buraya tekrar düşüp yeniden bu 24-29 aralığını denemeyi doğru gidersek burada bir W formasyonu da yakalayabiliriz ve Bu W'nin kırılması ile birlikte hedeflerimiz çok daha yüksek olacaktır 0.60-0.70'leri hedefleyebiliriz Bu da bir diğer önemli faktör olacaktır Dediğim gibi şu aralık gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar Peki istenen stopa baktık burada Golden Dead Cross olayına bir bakalım. Golden Cross'u yakalamışız ardından burada tekrardan bir Dead Cross olayı maalesef meydana gelmiş. Burada King Decatur açısından da dediğim gibi alda devam ediyoruz. Haftalığı da ala çevirmişiz. E, bu destek hatlarını korumamız önemli olacaktır. SMA Ribbon'a baktığımız zaman ise kısa zaman dilimi için arkadaşlar bizlere şunu söylüyor. Şu anda bakın şu aralıkta e, direkt olarak bir bilet yediğimiz bir bölge var. İkisinin de aynı yere denk geldiği. Bunu da 0.190 seviyesine alırsak yukarıya doğru hareketler başlayabilir diyor. Yani şu an için nereyi takip edebiliriz? Şu 190 seviyesini kırarsak 24 ve 29 aralığına gidebiliriz. Burası önemli bir direnç ve dediğim gibi bu direncin kırılması birçok formasyonun onayını verir. Yani buradaki W'nün çalışmasını sağlar, ikili dibin çalışmasını sağlayabilir. Bu yüzden 24 ve 29 aralığına ekstradan dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kısa vade için Bitcoin'de bunları konuştuk. İsterseniz bir de uzun vadeli hedeflere bakmadan önce Chiliz'i biraz tanıyalım arkadaşlar. Şu anda 54. sırada olduğunu görüyoruz Chiliz'in ve 0.135 dolarlı seviyelerde devam ediyor. Peki bize ne vaat ediyor Chiliz aslında? Chiliz arkadaşlar Diyor ki ben spor alanını aslında tokenlara taşımayı düşünüyorum. Yani aslında spor ve eğlence alanını web 3.0 altyapısını kullanarak arkadaşlar günümüzü aktarmaya, blockchain sistemini aktarmaya çalışıyorlar. Bu da bir diğer önemli sistem ve arkasına birçok e, takımı aldıklarını görebiliyoruz. Birçok arkadaşlar küresel spor ortağı bulunduğunu ve piyasa değerinin yine anlamlı derecede yüksek olduğunu görebiliyoruz. Burada mesela Kim Min görüyorsunuz orada arkadaşlar. E, futbolcuları da yine e, kullandıklarını görebiliyoruz. Yani burada tanıtım amaçlı. Çiliz dediğim gibi, sosios.com ağını da kullanıyor arkadaşlar. Burada birçok kulübü aslında e, direkt olarak blockchain sistemine taşıyor. Buradaki taraftarları e, direkt olarak takımına blockchain sistemiyle bağlamayı hedefliyor. Bu da çok güzel bir özellik bence. Paris Saint Germain, Marsilya, Napoli, Manchester City, Barcelona, Galatasaray ve birçok aslında spor kulübüyle ortaklıkları var. Dediğim gibi sadece futbol alanında değil arkadaşlar. Chiliz 2018 yılında kuruldu. Ve dediğim gibi burada arkadaşlar adamların amacı bu zinciri, bu blockchain sistemini ileriye taşımak. Kendi mainnet ağlarını kur kur kurdular zaten. Yani mainnet 2.0 güncellemeleri vesaire de geldi. Ee, bakalım daha da ileriye taşımayı başarabilecek mi? Ee, Alexander Dreyfus e, bunun için zaten çabalıyor arkadaşlar. Chiliz benim de tuttuğum ve sevdiğim bir coin. Bakalım ilerleyen dönemlerde beklentim gerçekten çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz uzatmadan artık e, direkt olarak Chiliz'in uzun vadeli hedeflerine geçiş yapalım. Chiliz'de arkadaşlar öncelikle şuradan başlamak istiyorum. E, burada görüyorsunuz arkadaşlar Chiliz'de e, bir önceki ralliyi burada yeşil ile mavi arasında bir yerde sonlandırmışız. Yani yeşilin de üstüne atmışız aslında. Sonrasında maviye temas edip geri gelmişiz. Ve bunların değerlerine baktığımız zaman 2.16 dolar ve 3.5 dolar yani buçuk dolar diyebiliriz arkadaşlar. 2.16 dolar 3 buçuk dolar aralığında bir zirve beklentisi veriyor bizlere. Ve şurada da kısa vadede baktığımız zaman ise kısa vadede de şunu söylüyor bizlere 0.82-83 dolar seviyelerini söylüyor. Yani mini bir boğa için bu hedefi veriyor fakat 2024'te beklediğimiz mega boğa için yani halvingin yaşanmasıyla birlikte yeni bir döngüyle birlikte bu hedefleri söyleyebiliriz ve aynı zamanda şunu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere şuradan bir Fibonacci dalgasıyla da göstermek istiyorum hedeflerimizi şuradaki rally'nin dibinden alıyorum çok pardon şuradaki rally'nin e, tepesinden aşağı doğru çekeceğiz arkadaşlar. Hemen burada bırakıyorum evet. E, burada da yine hedeflerimize baktığımız zaman 3.37 dolar seviyelerini görebiliyoruz yani 2.44-3.37 dolar aralığını bizlere söylüyor arkadaşlar. Yani genel olarak aslında e, Coinlere baktığımız zaman bu seviyelerden geri dönüşler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Peki bir diğer grafiğimize bakalım bu grafiğimizde de arkadaşlar 3.40 dolar hedefleri var Aslında bakın buralara benziyor 3.37 3.40 dolarlar Buralar çiliz e, için benim ilerleyen dönemde beklediğim seviyeler olacaktır peki bunu nereden bulduk derseniz Bu arkadaşlar aslında e, Direkt olarak şuranın kopyası yani şu bölgeden aldığım işlemin Kopyası olduğunu söyleyebilirim ve burada da yine aynı hareket gelirse yani şuradaki ayı sezonunu tamamlayıp buna benzer bir hareket yaparsak şuradaki kırmızı direnç alanına doğru ilerleme gösterebiliriz. Kırmızıyı da görüyorsunuz zaten önemli bir destek direnç dönüşümü ve bunun altında kaldığımız zaman sıkıntılar oluyor. Altına attık sıkıntı devam etti vurduk vurduk yeniden aşağı geldik. Yani 2024'te dediğim gibi eğer ki şöyle bir hareket gözlemlersek ve Alexander Dreyfus da Chiliz'i geliştirmeye devam ederse bu seviyeler hayal olmayacaktır bana kalırsa ve 3.40 seviyelerini görebiliriz. Bakalım ben Chiliz'i tutmaya devam edeceğim ve Chiliz hakkında daha fazla video gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.